Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar 5-11 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, Güneş Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sizin 9. evinizi aydınlatıyor, sizin için dost bir burçta, güzel bir açıda ve tabii ki size de yaşam enerjisi veriyor, coşku veriyor, yaratıcılığınızı arttırıyor ve geleceğe daha umutla, daha keyifle bakabiliyorsunuz bu dönemde. Ve Merkür Akrep Burcu'nda bu hafta gelecek planlarınıza belki daha titiz bir şekilde, daha detacı bir şekilde odaklanıyorsunuz, ince ince araştırmalar yapıyorsunuz. Ay akrepte, Merkür akrepte çünkü bir dedektif gibi çalışır ve bir projeniz varsa özellikle kariyerle ilgili şimdi bununla ilgili daha dikkatli olabileceğiniz gerekli bilgileri araştırıp planlar, programlar, muhasebeler yapabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ve bu hafta Mars Koç burcunda gerilemesini sürdürüyor olacak. Oğlak burcundaki Plüto ile de kare açısı var. 9 Ekim'de etkinleşen bir açı ama sert bir açı güç mücadelesi yaratan, çalışma özellikle çatışmalara, streslere yol açan bir açı. Bireysel olarak çok etki alan burçlardan biri değilsiniz sevgili kovalar. Daha çok toplumsal alanlarda veya yakın çevrenizde olup biten konularla ilgili olabilir bu. Bazen komşunuzla ilgili bir stres, bazen kardeşinizle ilgili bir konu olabilir. Tabii ki trafikte dikkat edelim, kazalara, sakarlıklara dikkat edelim. Böyle düşünmeden sabırsız, fevri davranmamak gerekiyor özellikle kullandığımız sözcüklere dikkat ederek konuşma konuşalım. İletişimlerde mümkün olduğunca kırıcı olmamaya çalışalım. Sinirlensek bile bazı konularda bu öfkemizi tepkilerimizi kontrol etmek bu dönem bizim için faydalı olacaktır. Pazartesi günü Ay Boğa Burcu'nda olacak. Pazartesi günü genel olarak biraz daha evde zaman geçirmeniz ya da aile ortamıyla ilgili konulara odaklanmanız mümkün. Pazartesi akşamından itibaren ay ikizler burcuna geçecek. Perşembe akşamına kadar olan iki buçuk günlük süreç içerisinde genel olarak ilgi alanlarınız sizin için aslında daha dışa dönük. Ee, çocuklarla ilgili konular olabilir. Çocuklarla daha fazla haşır neşir olabilir. Bir arada zaman geçirebilirsiniz. Veya arkadaşlar ya da aşk hayatınızda romantik konular, sevdiğiniz kişiler, Hani onlarla sohbetler yapmanız, bazı ortak etkinlikler içerisinde olmanız mümkün. Yaratıcı anlamda da aktif bir gün, özellikle Salı ve Çarşamba, Perşembe de yine akşam saatlerine kadar bu geçerli. Son derece iletişimle ilgili konularda, zihinsel konularda kendinizi iyi ifade edebilir, güzel de bir şeyler üretebilirsiniz, yazadabilirsiniz bunları. Bu mümkün görünüyor. Bu tabii ki sizi iş ve mesleki hayatınızı da biraz daha başarılı kılabilir. Perşembe akşamı ise Ay Yengeç Burcu'nda Perşembeden itibaren özellikle Cuma ve Cumartesi günleri daha hassas ve kırılgan olmanız mümkün. Biraz sağlığınıza dikkat edin. Çok yormamaya çalışın kendinizi. Günlük hayatınızda da hep ertelediğiniz bir şeyler varsa sonra yaparım diye. Hani hep görmezden geldiğiniz bir şeyler varsa detaylar. Şimdi bunlara odaklanabilirsiniz. Ofisinizde ya da evinizde düzenlemeler yapmak, dolapları yerleştirmek, biraz belki hijyene ait konularla uğraşmak için de e, motivasyonunuz artabilir. Ve pazar günü ay aslanda olacak. Sizin için keyifli oluyor ay aslan geçişleri. Çünkü ilişkilerinizi hareketlendiriyor. E, partnerinizle ilgili konular, işte eşinizle belki birlikte bir şeyler yapmanız, e, yakın arkadaşlarınıza zaman ayırmanız, biraz daha sosyalleşmeniz, bir sanatsal etkinliğe gitmeniz, bir hobinize zaman ayırmanız mümkün olabilir. İş birliklerinden de fayda görebilirsiniz sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.